Bugün size doğadan aldığımız ilhamla geliştirdiğimiz bir tıbbi cihazın nasıl ortaya çıktığını ve etkisini anlatacağım. Doğadan ilhamla yapılan birçok teknolojik alet var. Fakat ilk akla gelen şey herhalde nedir? Uçak. Değil mi? Kuşlar gibi uçuyor bütün uçaklar. Kuşları görünce Wright kardeşler biz de bir gün böyle uçabiliriz diye düşündüler ve bugün 600 tonluk bir uçak havada uçabiliyor. Deprem tabii nasıl bir ilham verebilir bir tıbbi cihazın geliştirilmesine? Biz tabii deprem ülkesiyiz. Anadolu hepimiz 6 Şubat depremini hatırlıyoruz. Korkunç bir yıkım ve arkasından 50 bin insanın vefat etmesi, hatta 50 binden fazla. Tabii depremle sürekli içe yaşadığımız için doğaya bakılınca aslında yukarıdakiyle aşağıdaki, aşağıdakiyle yukarıdaki arasında çok belirgin paternler, örüntüler ve ilişkiler var. Bunu gördüğünüz zaman bir alanda aldığınız bilgiyi başka bir alana aktarabiliyorsunuz. Deprem dediğimiz şey yer kabuğunun aslında titreşimi. Fay kırığının oluşturduğu bir titreşim. Titreşimin tıbbi karşılığı tremor ya da işte titreme dediğimiz hastalıktaki adıyla tremor. Dolayısıyla aslında depremde ortaya çıkan şey tam olarak bir dünyanın yer kabuğunun tremoru ya da titreşimi. Bu görüntüyü birçok yerde görürsünüz. Deprem kaydı basında, medyada. Aslında burada gördüğünüz görüntü deprem dalgalarının yer kabuğunu sallaması ya da titreştirmesiyle görüyorsunuz sol tarafta binaya bu titreşimin ya da yapıya yansıması ve aktarılması. Burada ilham veren bize sağ tarafta gördüğünüz sismik sönümleyici. Yani deprem dalgalarının binaya yükselmesini engelleyen, onun sönümlenmesine neden olan ve depremin dalgalarıyla binanın titreşim dalgalarının rezonansa girip kırılmasını engelleyen arada bir ayraç ya da sönümleyici. Aslında deprem dalgası kaydedildiği zaman tipik olarak böyle bir dalga elde edilir. Bu bizim 6 Şubat depremindeki öğlen saatlerinde olan depremin dalga kaydı. Tam olarak bir titreme bu. Yer kabuğunun titremesi. Bu da bir insanın elinin titremesi. Esansiyel tremor dediğimiz tremor genellikle çocukluk çağında başlıyor. Ortaokul, lise civarı. Her 10 yılda böyle minik minik artıyor. Fakat bu minik artışlar 50, 60, 70 yaşlarında neredeyse hepimizin basit hareket olarak gördüğümüz kahve içmek, çatal kullanmak, kaşık kullanmak, ayakkabınızın düğümlemek, düğmelerinizi iliklemek gibi birçok şeyi yapmayı engelleyebilecek hale gelebiliyor ve günlük yaşamı oldukça kötü şekilde etkileyebiliyor. Bu esansiyel ya da herhangi bir insandaki titremenin de kaydı burada görüyorsunuz aslında bir çeşit deprem dalgasındaki titreşim gibidir. Fakat depremde bu bir kere olur. 30 saniye, 40 saniye sürer geçer. Fakat elinizde, kolunuzda, başınızda, bacağınızda titreme olduğu zaman ardışık ve devamlı olur. Arada böyle bir fark var ve bu insanın yaşamını ciddi şekilde etkiler. Uzun yıllardır titremenin tedavisinde ya da tremorun tedavisinde kullanılan birçok ilaç var. Titreme deyince tabii en çok Parkinson ve esansiyel titreme dediğimiz iki şekli var. Kullanılan ilaçlar genellikle tıbbi ilaçlar ya da farmakolojik ilaçlar dediğimiz ilaçlar. Etkileri toplu halde bakıldığı zaman oldukça zayıf. Ancak %30 hastanın günlük yaşamını iyileştirebiliyoruz ve yaşamlarını normale çevirebiliyoruz. Etkinin yanında yan etkileri de oldukça fazla. Bulantı, kusma, göz kararması, tansiyon düşmesi gibi birçok yan etkisi var. Onun dışında fizyoterapi uygulamalarının yararı çok sınırlı. En etkili yöntem beyne pil takmak ya da derin beyin stimülatörü ya da beynin bir bölgesine zarar vererek, tıbbi bir zarar vererek, kontrollü bir zarar vererek vücudun karşı tarafındaki titremeyi ortadan kaldırmak. Fakat buradaki başarı oranı %85. Maliyeti oldukça yüksek ve bazı cerrahiden kaynaklanan komplikasyon dediğimiz hastaya zarar verme ya da sorun oluşturma durumları ortaya çıkabiliyor. 1970'lerden beri aslında titremeyi engellemek için bazı mekanik cihazlar geliştirilmiş ve 10 yıllar boyunca bunların birçoğu burada gördüğünüz gibi mekanik, elektronik, algoritmalarla çalışan
neredeyse Robocop'un kolu haline çevrilmiş, el titremesini engellemek için cihazlar geliştirmiş. Bunlar 20'ye yakın. Yakın zamanda da geliştirilmiş, fakat bunların günlük yaşamda, işte düşünün, Türk kahvesi içiyorsunuz ve kolunuzda bu var. Komşunuz da misafirliğe gelmiş. Bayağı bir konu değişir yani. Kolunda ne var? Robocop olmuş hal var çünkü. Ya da günlük yaşamda kullanımı oldukça zor. Ya da burada kolunuzdaki titremeye bağlı kas aktivitesini kaydedip karşı kaslara elektriksel akım veren çok daha gelişmiş makine öğrenmeleri üzerinden çalışan sofistike cihazlar da geliştirmiş. Fakat bunların hiçbirisi günümüze kadar laboratuvarın dışına çıkıp halka sunulup tedavi amaçlı kullanılamamış. Biz tabii bunu düşünerek aramızdaki bazı mucit ve yaratıcı arkadaşlarla ekibin yüzünü sakladım. Yani görünmesinler diye. bir araya gelerek acaba bununla ilgili bir titreme sönümleyici, aynı sismik sönümleyici gibi geliştirebilir miyiz diye düşündük. Ekibin gerçek yüzleri burada. Özellikle buradaki soldaki arkadaşımız Furkan ve sağdaki Metehan. İkisi de mucit. Bu konuda uzun yıllardır düşünüyorlardı zaten. Ve kafa kafaya verip bilgisayar yazılımcı arkadaşlarla beraber geometrik özelliklerini de düşünerek böyle bir sismik sönümleyici, bakınız altta yer kabuğu sallanıyor. X, Y ekseninde tabii bu üç boyutlu hareket, Z ekseni de vardır. Üstteki binayı görüyorsunuz, sabit duruyor. Yani buna benzer bir şey yaparak sonuçta eldeki depremin, tekrarlı depremi nasıl durdurabiliriz diye bazı fikirler yürüttük ve sonrasında el bilekliği şeklinde bir cihaz geliştirdik. İlk bakışta böyle biraz kaba, sanki evde yapılmış gibi görünse de zaman içerisinde tabii bunu ilerlettik ve geliştirdik. Ve sıralı olarak kullanmaya başladık. Burada üstte görüyorsunuz, bunu hasta kendisi aldıktan sonra görüntüyü çekti ve gönderdi. Üstte bilekliksiz çaydanlık kaldırıyor, altta bizim ilkel dönemdeki bilekliğimiz. Burada hastanedeki odada doğrudan tak ve kullan. Tak ve hemen etkisini gör şeklinde. Üstte neredeyse kahve, çatal kullanamayacak durumdaki hasta altta bilekliği taktıktan sonra önemli oranda azaldığını gözümüzde görüyoruz. Yine burada bilekliğin, yani el bilekliğinin tremoru, titremeyi ne kadar pozitif şekilde sönümlendiğini gözümüzde net olarak görebiliyoruz. Tekrar bir örnek, iki elinde çok şiddetli, neredeyse atotoid dediğimiz kaba titreme var. Elmayı bile yakalayamıyor, sağdaki eli gördüğünüz gibi artık hareketsiz durabiliyor. Ya da su bardağı bileklik olmadan deprem dalgaları gibi sallanıyor. Ama bileklik takılınca biraz daha kontrollü hale gelmiş. Yine bu hemen tak kullan şeklinde görüyorsunuz bardaktaki deprem dalgalarını ya da tsunami dalgalarını belirgin şekilde bileklik ile azalmış. Tabii bilim böyle tekil olaylarla ilgilenmez. Bunu sayıya dökmek, ortalamalar almak, istatistik yapmak ve bir sonuç ortaya çıkarmak gerekiyor. Onun için sıralı gelen yaklaşık değil 14 tane esansiyel tremor tanısı almış, şiddetli olan, ilaçlardan yararlanmayan bugüne kadar 14 kişi de bu bilekliği kullandık ve bazı parametreleri ölçtük. Yaşlar 56 ile 83 yaş arası değişen kişiler bunlar. Tabii titreme için sayılar ve bilimden çok önemli olan bir şey var. Günlük yaşamda ne oluyor? Yani bir insanın kahve fincanını tutması, kaşığı tutması, bir zarfın içerisine katlayarak bir kağıdı koyması, gazeteyi okuması başlı başına bir sorun. Gazetenin şu şekilde sallandığını düşünürseniz. Dolayısıyla titremenin günlük yaşamdaki etkisini ölçen birçok ölçek var. Hem önce, yani bilekliği kullanmadan önce Bainfinday diye günlük yaşam ölçeği uyguladık. Ve bileklik kullanıldıktan bir hafta sonra yine bu ölçeği uygulayarak günlük yaşamlarını ne kadar etkilediğini anlamaya çalıştık. Ve şunu gördük, burada görüyorsunuz 14 kişinin günlük yaşamdaki aktivitelerinin iyileşmesi. Neredeyse %70-80 oranında günlük yaşamı etkileyen titreme, bileklik takıldıktan sonra %30'lara düşmüş. Yani günlük yaşamı etkileme oranı ciddi şekilde azalmış ve günlük yaşam kaliteleri, konforları artmış. Tabii bu da yetmez. Özel aplikasyonlar var. Deprem için yapılmış ya da titreme ölçerler var. Bunu cep telefonunuza yüklüyorsunuz. Titreme olunca titremenin genliğini, frekansını size ölçüyor. Bunlar üzerinden bileklikli ve bileklik olmadan
X, Y, Z ekseninde ölçüm yaptık. Çünkü titreme tek bir eksende olmuyor her zaman. Değişik eksenlerde X, Y, Z ekseninde olabiliyor. Aynı deprem dalgaları gibi. Ve bileklikli ve bilekliksiz 3 dakika kayıtlar aldık. Bu kayıtları sonra analiz ettik ve gördük ki orada da yani sayısal olarak, niceliksel olarak da anlamlı bir titreme azalması söz konusu. Özellikle X, Y, Z ekseninin X eksenindeki en şiddetli genellikle esansiyel titremede ya da titremede orada ortaya çıkıyor. Sayılar önemli tabii ama bir kişi için istatistiğin çok bir önemi yok. Önemli olan şey şu solda gördüğünüz gibi Arşimet spiralini çizemeyen birisinin artık çizebilir duruma gelmesi, kahve fincanını kullanabilir olması ya da bir bardak su içmek için çok çaba gerektirirken bunu çok daha çabasız halde yapabilir hale gelmesi ve sadece bunu giyilebilir bir teknoloji, herhangi vücuda verdiği bir ilaç ya da kimyasal madde söz konusu değil, ortaya çıkan herhangi bir yan etki söz konusu değil, bilekliği takıyor ve giyilebilir bir teknoloji olarak bunu kullanıyor. Zaman içerisinde tabii biraz daha içsel geometrik düzenini ve dış kısmını değiştirdik. Yakına üzerine bir de akıllı saat takacağız. Akıllı saatten titremenin nasıl iyileştiğini bir veri tabanında toplayıp uzaktan dataları toplayarak daha kümülatif binlerce kişinin datasını toplayacağız. Sonuç olarak sismik sönümleyici böyle bir ilham verdi ve sismik sönümleyiciden el titremesini el depreminde sönümlemeye başladık. Genel olarak bakıldığı zaman neredeyse %76 oranında bir etkinliği söz konusu ve genelde tıpta ilaçlar için yan etkisi yok deyince hep bir böyle yanımızda bir şüphe olur. Gerçekten yan etkisi yok. Yani günlük yaşamında subjektif olarak hastaların durduğu ölçekte belirgin olarak iyileştiriyor. Hem bu kendi ifadeleri hem de istatistik olarak bilimin söylediği de etkinliğin oldukça yüksek düzeyde olduğu. Teşekkür ediyorum.